kaçtı derken, turnalar uçtu derken, sen çıkıp gelmişsin. Sen çıkıp gelmişsin. Hemen getiriyorum efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum Mülkiyeliler Camiası'nın bir toplantısının daha sonuna geldik. Arkadaşlarımızın değerli fikirlerinden hepimiz çok yararlandık. İnanın bana dostlarım, doğru söylüyordun abi. Gelecek yılki toplantı için şimdiden sabırsızlanmaya başladım. Hepinize çok teşekkür ederim. Tebrikler. Müthiş bir gerçekten şey. Çok iyiydi. Nasılsınız? Tebrik ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Beyefendi nasılsınız? Buradalar mı? Ha, merhaba efendim. Nasılsınız? Buyurun Tuna Bey. Ya Hasan Efendi, sen gene mi başladın sigaraya? Yok canım yani. Roma'daki doktorun sana söylediklerini unuttun galiba. Ne demişti? Hı. Her sigara ölüme atılan bir adımdır. Gidelim. Hı Bilmez miyim Arif Bey? O kampanya hazırlanış safhasında bizzat ben bulundum. Evet, hedef kitle gençlerdim. O slogan o yüzden tuttum. Ne demek efendim? Tabii Arif Bey. Evet, çok teşekkür ederim. Bu sene de kristal elmayı biz kazandık. Teşekkür ederim, görüşürüz. Ne o, acelen mi var? Bahsetmiştim ya, annem geliyor abi. Bugündü değil mi? 2 saat sonra trenden iner. Niye uçakta değil de trenle geliyor? Nostalji. Annemin hayatı nostaljidir. Tren tıkırtıları, manzara, restoranda 1-2 kadeh şarap. İçmedim der ama bilir yutmadığımı. Bu arada ev işi ne oldu? Hiç sormayın. Pırıl pırıl yapmışlar evi. Annem aile yadigarı evini tanıyamayacak vallahi. Yalnız Müfit abi, para işi ne olacak? Almayız, hediyemiz olsun filan diyorlar. Unuttun mu oğlum? Onlar senin sayende geçen yıl satışlarını 2'ye katladılar. Evet ama ben de borçlu kalmak istemem. Hadi hadi, fazla sallanma da anneni karşılamaya git. Sağ ol abi. Öyle seviniyorum kendim için. Zor ikna ettim vallahi. Hakikaten geç kalırsam alınacak. Hadi geç kalma, yürü. Bu tarafa gitti.
sen böyle git. Ben de buradan gidiyorum. Tamam. Hadi. Kaçırdık. Kızmışım gibi, sana kızılmışım gibi konuş benimle ablam. Kimsin sen? Başın belada filansa beni bulaştırma. Yok be ablam. Şunlar benim dayıoğulları. Onlardan kaçırın. Niye? Beni istemediğim bir adama verecekler. Sen de kaçtın öyle mi? Evet. Oh be, orada kaldılar. Kimler? Dayım oğulları. Buralı mısın sen? Yok ablam. Burada ne işin var peki? Otobüsle kaçtım ablam. Burada yakaladılar, gene kaçtım. Adın ne senin? Kiraz. Ben okumamışım. Tahsilsizim ama istemediğim biriyle evlenecek kadar akılsız değilim abla. Hala böyle şeyler oluyor. Siz böyle şeyleri bir tek filmlerde görürsünüz değil mi abla? İniyoruz mu? İstanbul'a mı geldik abla? Hayır. Sen nerede ineceksin? Haydarpaşa'da. Nerede? Yıllar önce trene bindiğim yerde. Evlendirmeyecekler bizi. Birbirimize verdiğimiz sözleri tutamayacağız. Buralarda kalmak acıdan başka ne verir ki bana? Belki bir gün mutlaka görüşürüz. Ya sen? Sen Londra'ya ne zaman gidiyorsun? Sabah uçağıyla. Sana bir şey almıştım. Ben de sana. İmzalar atman için. Senin de önemli imzalar atman için. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Trenin kalkıyor. Evet. Haydarpaşa'da mı ineceğim dedin abla? Evet. Ya sen? Ben mi? Ben şey... Ben de orada inerim. Yani ineceğim. Hasan Efendi, çantamı sen al. Peki efendim.
Hoş geldiniz Suna Bey. Hoş bulduk Emine Hanım. Gene mis gibi yemek kokuları geliyor. Beğendiğinize sevindim. Ne var ne yok, arayan soran var mı? Bugün telefonunuz çok çaldı Tuna Bey. Ben birazdan bakarım. Oh oh, mis gibi zeytinyağlı fasulye kokuyor. Çok da severim hani. Senin sevmediğin yemek var mı ki? Senin elinden zehir olsa içerim. Bir gün o da gelecek başına. Yılışık şey. Ya şey, Konya treni geç kalmaz değil mi? Hayır geç kalmaz, birkaç dakikaya gelir. Tamam. Kimin kimsen var mı İstanbul'da? Yok abla. Ne yapacaksın? Nerede kalacaksın peki? Aman be abla, bir sürü insan var İstanbul'da. Herkesi doyuran İstanbul'a bir ben mi fazla geleceğim? Ben de yapışırım bir bulbundan işte. Tuna Bey, TRT'den Cüneyt Sevi. Dünya Dönüyor programında. Hatırlatmak için aramıştım. Yarım saat önce TRT'de olursanız sevinirim. İyi günler. Baba, ben Rüya. Yarın sana geliyorum. Arkadaşım Tarık'ı da beraberimde getiriyorum. Tanışmanızı istiyorum da. Bu sefer iş ciddi baba. Baba, lütfen yine benim kızım bu kadar büyüdü mü deme sakın. Bye. Büyüdün, büyüdün. Emine Hanım, Bari Senat, hiç sevmiyorum makinelere konuşmayı. Tuna Bey'im, nerelerdesiniz? Ben Niko. Unuttun yoksa beni? Unutur muyum seni hiç ihtiyar? Yemek hazır Tuna Bey. Geliyorum Emine Hanım. İniyoruz mu burada? Acele etme. Trenin durmasını bekleyelim. Evet. Gidelim. İşte orada. Oğlum. Annem, nihayet. Canım. Nihayet. Canım oğlum. Güzelim benim. Sonunda seni ikna etmeyi başardım ya. Bir dakika. Sana bir şey soracağım. Paran var mı senin? Var abla, var. Ne kadar paran var? Var işte abla, biraz var. Tamam. Bir iki gece benimle kalır, bana yoldaşlık edersin. Bu arada bir çaresini de buluruz. Temiz bir kızsın, sevdim seni. İnşallah başım belaya sokmazsın. Bu kiraz. Gidecek yeri yok. Bir iki gün bizde kalacak. Merhaba. Nasıl bizimle kalacak? Gidecek yeri yok dedim ya. Nereden tanıyorsun? Trende tanıştık. Anlamadım. Nasıl yani? Sonra anlatırım. Hadi. Abla, bırak abla, ben taşırım. Tamam, bırak. Tamam. Peki. Ablacığım bırak. Araba otoparkta, oraya gidelim. Hadi. Nasıl? Nereye gitti? Annesini karşılamaya mı gitti? Anladım. Yok yok, mesajım yok. Ben sonra ararım tekrar. Sevgili annesini karşılamaya gitmiş beyefendi. Niye sinirleniyorsun ki Ebru? Çoğu erkek aynıdır. Bu öyle böyle değil be Serap. Annesi söz konusu olunca akan sular duruyor. Bence sen abartıyorsun Ebru. Ben Nihat'ı tanırım Serap. Annesi geldi mi onun için evi karısı bitti demektir. Annesinin evinden çıkmaz. Benimle konuşurken bile aklı annesinde olur. Yemekleri de orada yer. Ama buna izin vermeyeceğim. Evimin düzenini bozdurtmayacağım o kadını. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Bana çok yabancı şeyler bunlar.
Böyle bir şeyden karı kocanın arasının bozulması bana çok garip geliyor. Bozulmayacak. Bozdurtmayacağım. Seni çok iyi gördüm. Ben de seni daha güzel ve daha gençleşmiş gördüm. Sana bahsettiğim o reklam filmi vardı ya, kesin seni oynatmalıydım. Evi çok merak ediyorum. Görünce tanıyamayacaksın anne, mükemmel oldu. Tanımaz olur muyum hiç? Bütün çocukluğum ve gençliğim o evde geçti benim. Görünce ne demek istediğimi anlayacaksın. Çok para harcamadın inşallah. Yok, bizim ajansın müşterilerinden birine yaptırdım dekorasyonu. Mükemmel bir iş yaptılar. Yani para vermedim desem yalan olmaz ha. İşte İstanbul. Hala ne kadar güzel. İstanbul burası mıymış? He, burası. Hiç benzemiyor. Sen nereden biliyorsun ki İstanbul'u? Çok yoruldum. Bu kirazın İstanbul'a geldiğinden emin misin? Oğlum bindiği tren İstanbul'a gitmiyor muydu? Trene bindiğinden emin misin? Yürü lan yürü. Belimine. Ben çok acıktım. Hiç doymadın ki. Suyundan da alalım. Zıkkımın kökünü ye. Al bakalım. Aç mı kalalım? Umut yeter. Paramız yoktur. Kızı yakalamadan babadan para da isteyemeyiz. İdare edeceğiz. Bir soğan olaydı bari. Oğlum kızı bulak, işi bitirek köye döner. Bol bol soğanla pilavı yeriz. Hele nohuta ekmeğini katık et de karnını doyur. Ana! Ceketi unuttum. Aa! Ben de yelekle kasketi. Yürü otobüse gidelim. Dur önce yememizi yiyelim. Ya otobüs yok. İşte bu. Harika. Harika. Abo. Aynı filmlerdeki gibi. Ne kadar güzel bir ev burası ya. İnan bu kadarını beklemiyordum. Bahçeye biri mi bakıyor, çok bakımlı. Emre'nde bir bahçıvan var artık. Bundan sonra ben bakarım Nisan abla. Anlattığından da güzel olmuş. Gel bir de içeriği gör. Harika yap. İşte burası. Gerçekten harika. Burası böyle değildi. Sen duvarları yıktırmışsın. Evet, bütün duvarlar yıkıldı. Eski evden kalan bütün eşyaları getirdim. Sen istediğin değişikliği istediğin gibi yaparsın artık. Gel sana bir de mutfağı göstereyim. İşte mutfak burası. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gel bak bir de yukarı çıkalım. Bir tek şu fayansları beğenmedim sadece. Sen de kabul edersen değiştirmeyi düşünüyorum. İşte burası. Burası iki odaydı. Evet, iki odaydı. Yıkmışsın burayı. Burayı yıktım. Tamamıyla bu hale getirdim. Bak, burayı da yatak odası olarak düşündüm. Nasıl? Çok akıllısın. Ya, bunu da senin için tamir ettirdim. Nasıl, hatırladın mı? Çok güzel. Bunlar da yenilenmiş. Çatıyı ne yaptın? Harika. Gel. Ben dünyanın en şanslı annesiyim herhalde. Bu dünyada var olan bütün güzellikler senin olmalı aslında. Bunlar ne ki? Bezmeda. Elime sağlık be. Merhaba. Bizim ekselans gelmedi mi? Hayır gelmedi. Şu sıralarda işleri çoktu. Geçenleri de telefon ettim. Karşıma o makine çıktı.
Yani nefret ediyorum makineyle konuşmaktan. Bir insan makineyle nasıl konuşur anlamıyorum Fre. Nikocuğum, bu repondör. Aa, buyur. Repondör. Yani? Yani telesekreteri. Ama ne hasta işte. İnsanın bir makineyle konuşması berbat bir şeydir Fre. Hadi canım. Dokunma. Çek elini Fre. Artık bu tabak benim olsun. Aa. Ayrıca bir duble rakı bana getir. Emrin olur balıkçı. Ayrıca bir duble rakı bana getir. Otur orada ekstrasyon masasında bekle. Ooo Nikocuğum. Kandır Ali, hoş gelmişsin. Hoş geldim, hoş. Hoş geldin, merhaba, hoş geldin. Merhaba. Otur, otur. Keyfin nasıl? İyiyim, iyiyim. Rakı içer misin? Hastaya ilaç mı soruyorsun? Hasta mı? Kim hasta? Abla, İstanbul'a çok gürültülü derlerdi. Hiç de öyle değilmiş. Nasılmış? Çok sessiz ya. Burası öyledir. Hep öyleydi. Burası İstanbul'un en eski mahallelerinden biridir. Eskiden herkes birbirini tanırdı. Çocukluğum, gençliğim burada geçti. Dün gelirken baktım da buralar da çok değişmiş. Bugün biraz çıkar bakarız ha? Hı, tamam. Oturup keyif yapacağına gidip yardım etsene. Yine başlama Emine Sultan. Keyifle suluyor işte bahçeyi. Adamın zevki bu. Giyecek çizmesini, alacak eline hortumu. 40 yıldır tanırım ben onu. Sanki ben tanımıyorum. Tanısan böyle konuşmazsın. Ne olur bir sabah ondan önce davransan, bahçeyle ilgilensen. Hı? Bak tanımıyorsun işte. Varşova'dayken yaptım ben o işi. Bir sabah uykum kaçtı. Bu sabah da ben sulayayım dedim. Vay, baktım odasından sesleniyor. Hasan Efendi, Hasan Efendi. O fidanlar bugün sulanmayacak diye bağırıyor. Bir sabah uykusu kaçmışmış da, bahçeyi sulamışmış da... Tuna Bey'i azarlamışmış da mış demiş. Tembellik etmek için bahanesi de hazır. Sen o büyükelçilik bahçesini görecektin Emine Hanım. Öyle güzel bir bahçeydi ki... bütün Varşovalılar konsolosluğu bahçesini görmeye gelirlerdi. Ünü yayılmıştı. Çevir kazı yanmasın. Lafı hemen de başka yöne döndürüyorsun. İnşallah sigara içtiğini görmemiştir. Bak hay Allah... Tuna Bey, çabuk o hortumu bırak. Üşütüp hasta olacaksın. Tamam, tamam. Bıraktım, kızma. Emine Hanım, sen şu suyu kapatıver. Sen hemen eve gir, ayaklarını kurula. Ben suyu kapatırım. Tamam, geliyorum. Kapat şu suyu. Alo. Alo, abi. Sedat, koçum ne haber? Hayırdır, yoksa param mı bitti yine? Yo yo hayır param var. Geliyorum abi. Biliyorum oğlum. Haftaya bekliyoruz. Hayır erken tehiris oluyorum. Atışta birinci oldum. O yüzden 10 gün erken gönderiyorlar. Sen şansa kazanmışsındır. Yapma ya. Döndükten sonra poligona gider görüşürüz. Benim de sana güzel bir haberim var. Annem geldi eve yerleşti. Ciddi misin? Tabii oğlum. Keyfi nasıl? Çok iyi çok. Oranın telefonu var mı bir sesini duyayım. Müjdeyi ben veririm. Tamam tamam hadi eyvallah. Güle güle. Mutlu ailenin halkaları tamamlanıyor anladığım kadarıyla. Lütfen yine başlama Ebru. Kahvaltı etmeyecek misin? Hayır. Birileri mi taşındı? Bilmiyorum efendim. Dün gece ışık vardı sanki. Olabilir.
Yok canım. Bahaneler. Film mi bu? Bunca yıl sonra gelecek değil mi? Bir şey mi dediniz Tuna Bey? Hı? Ben mi? Yok hayır. Bir şey demedim. Adamsın vallahi. Senin gibi komik bir adam görmedim. Ya bir şey söyleyeyim mi aşkım? Şu gülmen yok mu? Öldürüyor beni. Yani insan seninleyken ne bileyim iyi geliyorsun bana vallahi. Yani senin için söyleyecek bir laf bulamıyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Tapıyorum. Senin için... Git 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 git. Ne oldu? Sekreter daldı da odaya. Ha. Peki ben kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Öptüm canım. Görüşürüz. Ben de seni. Evet Aysel ne var? Akçay Çimento'dan yeni fiyat listesi fakslamışlar efendim. Bize ne yeni fiyatlardan? Ben 3 ay önce anlaşma yapıp imzayı çakmıştım. Bilemiyorum efendim. Bize göndermişler. Ben de görmeniz gerektiğini düşündüm. Uyanık olun biraz kızım. Kanmayın böyle ucuz numaralara. Ben bakarım ablacığım. Ne haber? İyi. Günaydın anne. Günaydın yavrum. Sana harika bir haberim var. Hayırdır? Müjdemi isterim. Hadi söyle. Sedat erken geliyormuş. Allah'ım. Nasıl yani? Daha 10 günü yok muydu? Atış yarışmasında 1. olmuş. Ödül olarak 10 gün erken terhis edeceklermiş. Benden yaprak dolması istemişti. Ablacığım ben çok güzel yaprak sarması yaparım. Bana da artık bir su böreği yaparsınız. Aa, senin istediğin su böreği olsun Nihat Bey. Hem ben bir güzel su böreği yaparım. Valla parmaklarınızı yersiniz. Niye o kadar kötü mü olur? Hadi Kiraz. Biz de hazırlanalım. Tamam bakalım. Hemen. Niko'nun meyhanesine mi efendim? Evet ama önce markete gidelim. Niko'ya uzun zamandır uğramadım. İyi bir şarapla gönlünü alayım. Nereden alacaksınız? Bizim markette var Hasan Efendi. Peki Tuna Bey. Yalnız sen arabanın başından ayrılma. Hemen 2 dakikada alır gelirim. Olur efendim. Anne inanamıyorum sana. Klasiklerin arasına Barbara Cartland'ları koymuşsun. Ne var bunda? Boy sırasına göre dizdim. Hayatımıza o adam girdiğinden beri sana iyice bir şeyler oldu anne. Aa, İbrahim'le ne ilgisi var şimdi bunun? Bu ilkel adamda ne buluyorsun anlamıyorum anne. Hala çiğ köfte yapıyor mu sana? Allah bilir yemeğe çıktığınızda da lahmacunla şalgam suyu sipariş ediyordur. O kadar da değil Rüya Hanım. En leziz balıkları ve en kaliteli şarapları en iyi o biliyor. İtiraf et, sevimli bir adam değil mi? Bence sana öyle geliyor. Hele o müzik zevki yok mu? Zevkler ve renkler tartışılmaz Rüya Hanım. İyi, tartışılmaz. Bunu ben de biliyorum. Biliyorum da şunu anlayamıyorum. Neyi? Sen klasik müzik konserlerini hiç kaçırmayan Münevver Hanım, şimdi arabesk dinliyorsun. Bıktım yıllarca konserlere gitmekten. Brahms'tan da bıktım, Vivaldi'den de. Hiçbir samimiyeti olmayan o insanlarla birlikte olmaktan, o toplantılardan, davetlerden, hepsinden sıkıldım artık. Demek bu kadar sıkılıyordun anne. Demek hep rol yapıyordun. Hı hı. Patladım, daraldım. Artık sıradan insanlar gibi yaşamak istiyorum Rüya. Öyleyse gel anlaşalım anne. Gel sen bu adamla beraber ol. Ben de gidip babamla yaşayayım he? Niye beni tehdit ediyorsun? Niye mutlu olmamı istemiyorsun? Hayır anne. Seni niye tehdit edeyim? O zaman sıkı dur. Kulaklarına inanamayacaksın. İbrahim Bey'le evlenmeye karar verdik. Ne? Ne ne? Evleniyorum dedim. Sevinmedin mi? Anne yapma Allah aşkına. Abo, abla ne çok şey var burada değil mi? Evet büyük bir market. Allah'ım buradaki yiyecekler bizim köye 1 sene yeter ha. (Gülüyor)
Şuradan bir tenekeyi alır mısın? Abla, bu kadar tenekeyi ne yapacaksın? Hepsini bir defa da kullanmayacaksın. Tamam. Tamam, tamam. Sen onu yerine bırak. Şundan, şundan. Şundan da alalım kiraz. Aa, başına bak. Al, al, al. Bak, şuradakinden de alabilirsin. Merhaba. Hoş geldiniz. 15 milyon. 15. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ebru, keser misin artık? Ya bırak da çalışayım. Annemin nasıl bir kadın olduğunu bilmezmiş gibi konuşma Ebru. Ya beni niye dolduruyorsun ki, hem ben çocuk muyum? Bak ya. Annem kadar taş düşsün başına. Ne var, bir şey mi var? Bir şey yok abi. Hadi sana bir içki ısmarlayayım. Sağ ol abi. Bana karşı mı geliyorsun? Ne haddim abi? O zaman hadim. Hadi. ...43.230.000 efendim. Abo, ne kadar pahalı ya bu. Ablacığım dur, kabul etme, acık pazarlık edelim. Burada pazarlık olmaz. Niye olmasın canım? Allah Allah, sen bana bırak ablacığım. Kardeş, son kaça olur? Nasıl? Son diyorum, kaça olur? Allah'ın emri değil ya bu. 43 dedin diye 43 olacak değil ya. Allah Allah. Olmaz hanımefendi. Hadi hadi, yap bir şeyler. Hem biz yabancı değiliz bak. Ayağımız alışsın. 35 verelim, fit olalım ha? Ne diyorsun sen kardeşim? Öyle saçma şey olur mu ya? Niye saçma olsun ya? Allah gel Allah. Sen buraya kiraz. Poşetlere yardım et. Ben öderim. Siz de kusura bakmayın. Bir daha da zor geliriz buraya işte. Çok kazıkçısınız. Kiraz. Yasu, eline ağzına sağlık. Bu meretle Tuna Bey'im olmadan gitmiyor bre. İki gözüm, bu ekselansları bizi hiç sevmiyorlar. Niye? Çünkü bunlar bakanlar, başbakanlar dolaşıyorlar. Gariban insanları bizim gibi sevmiyorlar. Öyle söyleme. Ekselansın gönlü başkadır. Onun yüreğinde başbakana da, cumhurbaşkanına da, bakana da... Gariban Niko'ya da yer vardır. Anladın? Haydi, ekselansın şerefine içelim. Ekselansın şerefine. İçelim. Afiyet olsun. Ne o? Beni mi çekiştiriyorsunuz? Oo, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldin ekselansları. Lütfen, rahatsız olmayın. Oo, hoş geldin Tuna Bey'im. Yüzünüzü gören cennetlik. İnan bana Niko, işlerim öyle yoğun ki. Gelmeseydin o zaman. Zahmet buyurdun. Bak, böyle iğneli konuşmaya devam edersen seninle bozuşuruz. Hadi, şunu aç da barışalım. Hadi. Oo, kalite. Bak bakalım Juanito, sizin Fransa'da böyle şaraf var mı? Ne olur Tuna Bey, bana sormayın. Biliyorsunuz... Bilirim, bilirim. Anadolu şarabını seversin. Ya, Juanito olarak Türk şarabını daha severim. Tuna Bey, siz geçen günler... Bir meze yapmıştınız. Meze? Ne mezesi acaba? Bol sarımsaklı. Allah Allah. Hangisi Juanito? Galiba tapas. Tapas ne? Tapas... Meksikalı böyle bir meze. Hem sıcak yiyebilirsin, hem soğuk. Mustafa abi, karıştırıyor Juanito.
tapasla mezeyi. Allah Allah. Evet, saraplar geldi. Buyurun. Juanito. Buyurun. Teşekkürler. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sağlığa. Hayda sağlığa. 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 Hayda bre. Barıştık mı bari? Hı? Sarap güzel. Evet, barıştık. Fakat yine de hesap vereceksin. İşte şu danışmanlık yaptığım holding, sonra tarihi eser peşinde koşmalar. Şimdi bir de TRT'de televizyon programı çıktı. Aa, ne programı? Hafız Esat öldü ya. Türkiye-Suriye ilişkileri falan. Aa, bizi bu gibi ister asar pasar mı? Vallahi sizinle olmayı ben de çok arzu ediyorum. Ama şimdi gitmem gerek. Gitmeden önce bir şeyler çalar mısınız? Tabii. Tabii. Hadi bakalım. Ya sabret. Sizi kırar mıyım hiç Tuna Bey? Tutsam da ben her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesen. Nerede sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem. Abla. Hı? Ne olur devam et. Beni şarkıcı sandın galiba. Öyle güzel söylüyorsun ki ablacığım. Sen şu kostümü getireyim sana. Dikkatli ol, buruşmasın. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Ben teşekkürler. Nasıl, bu tarafta mı? Böyle buyurun efendim. Önce makyajı alacağız. Merhaba. Nasılsınız Tuna Bey? Sağ olun siz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim. Peki yönetmenle konuşabilecek miyiz? Tabii tabii tabii. Böyle buyurun efendim. Peki sağ olun. Buyurun. Kapatayım mı gözümü? Gerek yok. Bak Nihat. Evindeki sorunlar beni hiç ilgilendirmez. Ben beynine para ödüyorum. O benim. Beynini yalnızca işine harcamak zorundasın. Abi haklısınız da Ebru'yu tanısanız. Ya sen benim karımı tanısaydın? Tam 15 yıllık bir evlilik. Her anı kavga, gürültü ve nefret. Hiç işimi aksattığımı gördün mü? Hayır abi. Becerebiliyorsan boşan ve kurtul. Yok, beceremiyorsan benim gibi yap. Bende kadın çok. 2 metres. Sayısını hatırlayamadığım kadar da çok sevgilim. Kendine bir dünya yarat. Evdeki hayatının gerçek hayatın olmadığını düşün. Ve devamlı rol yap. İyi de nasıl? Biz zeki adamız oğlum. Aptal bir ürünü öyle bir konumluyoruz ki, öyle bir sloganla allayıp pulluyoruz ki, bir bakmışsın herkesin dilinde. Öyle değil mi? Evet. Evetse o zaman kafanı kullan. Dediğim gibi, ya Ebru'yu idare etmenin yolunu bulacaksın, ya da boşanıp kurtulacaksın. Ne bileyim, senin karın. Ama
Artık bu Ebru meselesini işe taşıma. Buyurun. Buyurun. Lütfen. Buyurun lütfen. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun arkadaşımız mikrofonu taksın. Sizleri şöyle alalım. Buyurun. Nasılsınız efendim? Efendim tekrar hoş geldiniz. Şöyle bir ses provası konuklarımızdan tabii, alalım tabii. Lütfen. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Evet. Biraz daha lütfen. Cuma, cumartesi, pazar, 1, 2, 3. Teşekkür ediyoruz. Yeterli efendim. Buyurun. Pazartesi, salı, çarşamba. Teşekkürler, yeterli. Buyurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teşekkür ediyoruz. Stüdyo hazır. Kayda giriyoruz. Yayındayız. Buyurun. Her hafta olduğu gibi bu hafta da karşınızdayız. 3. Değerli izleyiciler, Dünya Dönüyor programına hoş geldiniz. Yine önemli bir gündemle beraberiz. Bu akşam Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın ölümüyle yerine geçen Beşer Sedat'ın başkanlığındaki bir Suriye ve Ortadoğu'nun sonu. Getir getir burada dinlensin bu biraz. Bu akşam iki değerli konuğum var. Sayın gazeteci yazar Yılmaz Bular. Ay çok sıcak bu hava ya. Ay. Hoş bulduk. Aa, ve hepsi. Eski büyükelçilerimizden Tuna Yurdak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yurdak. Tuna.